Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından Aksaraylıları atbinicilik sporuyla tanıştırmak ve turizm alanında kente ivme kazandırması amaçlanan atbinicilik kafeterya tesisinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Tesisin inşaatında çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Aksaray'ın turizm gelirlerini artırmak amacıyla başlattığı projelerinden şehrin sosyal kültürel hayatına katkı sağlayacak olan inşaat çalışmaları tamamlanan at binicilik ve kafeterya tesisinde park, dinlenme alanları, yeşil alan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Tacin Mahallesi Hobi Bahçeleri bölgesinde inşa edilen tesiste 1500 metrekare kapalı alan, 6000 metrekare açık alan, 14 adet kapalı at harası, 3 adet açık salma alanı, 1 adet üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, yürüyüş parkur ve balıklı gölet bulunuyor. Aksaray halkı için kentte önemli bir nefes alma olanağı sağlayacak ve turistleri ağırlayacak olan tesiste at biniciliği ile ilgili eğitim programları düzenlenecek. İsteyen ziyaretçiler günübirlik gelip at binebilecek, isteyen de belli bir süreyi kapsayan turlara katılabilecek. Şehir yaşamından bunalan vatandaşlara ve Kapadokya bölgesine gelen turistlere hizmet edecek olan at binicilik tesisinde ayrıca balıklı gölette sportif amaçlı balıkçılık yapılabilecek. Vatandaşlar tarafından ilgi ve merakla karşılanan hobi ve dinlenme merkezi tesisinin en kısa zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Aksaray Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi işsiz vatandaşlara vasıflarına göre iş bulma imkanı sağlarken eleman arayan firmalara da nitelikli eleman bulmaları konusunda yardımcı oluyor. İşverenle iş arayan arasında koordinasyon sağlayan birim ekipleri sahada yeni bir çalışma başlatarak döviz ve afiş dağıtımı yaparak firmalarla görüşüyor, araştırmalar yapıyor. İşsizliğin önüne geçmek, çalışan ve üreten bir Aksaray için kurduğu Kariyer ve İstihdam Merkezi ile yola çıkan Aksaray Belediyesi, iş arayan vatandaşlara en uygun işi bulmak için çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. İşçi arayan firmalarla işsizler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan birime 4 yılda 6146 kişi müracaat etti. Aksaray merkezde faaliyet yürüten 46 özel şirket, firma ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda 548 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin %4'ünü engelli vatandaşlar, %38'ini kadınlar ve geriye kalanların %58'ini ise erkekler oluşturdu. Aksaray Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi işsiz vatandaşlara vasıflarına göre iş imkanı sağlarken eleman arayan firmalara da nitelikli eleman bulmaları konusunda yardımcı oluyor. İş arayanla işveren arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla birime bağlı ekipler sahada afiş ve dövizler dağıtarak etkin iletişimle çalışmalarına devam ediyor. Yaşam kalitesini gösteren çok önemli parametrelerden birinin şehirdeki rekabet gücü ve ekonomik güç olduğuna inandığını söyleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ekonomik gücü gösteren verilerden en önemlisinin istihdam olduğuna işaret ederek çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yaptı. Başkan Yazgı, öncelikle mevcut sanayici ve esnaflarımızla görüşme yaptık. Personel ihtiyacımız var mı, hangi nitelikte personel arıyorsunuz diye sorduk. Görüşmelerimizde şunu gördük. Aksaray'da aslında bir işsizlik sorunu yok, koordinasyonla ilgili sıkıntı var. Biz de koordinasyonu daha iyi sağlayacak bir birim oluşturduk ve çok iyi sonuçlar aldık dedi. Aksaray Belediyesi tarafından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kontrolünde özgünlük ve bütünlük değerlerine uygun restore edilen tarihi 2. Kılıç Arslan Hamamı çok yakın bir tarihte müze olarak kapılarını ziyaretçilerine açacak. Tarihi 2. Kılıç Arslan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kadınlar ve erkekler kısmından oluşan çifte hamamlar grubunda yer alan ve 1156 ile 1192 yılları arasında inşa edildiği kabul edilen tarihi hamam müze olarak ziyaretçilerine kapılarını açacak. Dünya mirası olan tarihi eserlerin restorasyonlarını yaparak ayağa kaldıran Aksaray Belediyesi, Selçuklu döneminden miras, evrensel ve toplumsal hafızada yer etmiş Türk hamam kültürünün en güzel örneklerinden olan 2. Kılıç Arslan Hamamı'nda hamam kültürünü sergileyecek.
Restorasyon çalışmalarında mimari özellikleriyle özgünlük ve bütünlük değerlerine uygun koruma altına alınan tarihi hamamda yıkanırken kullanılan eşyalar ve geleneksel hayat içerisinde hamamların yerini anlatan kına gelin hamamı sergisiyle kültürümüzün bir parçası olan hamam geleneği geleceğe aktarılmaya çalışılacak. Kubbe, tonoz, baca ve tütekliklerin tamamlandığı çalışmalarda ön avlu çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin çalışmasıyla restore edilen tarihi yapı çok yakın bir tarihte kapılarını turizme açacak. Sevgili seyirciler, haber turumuzu bizim mikrofonla sonlandırıyoruz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ne yapıyorsun mesela? Aynı selamun aleyküm. Annemi çok seviyorum, ona her gün selamun aleyküm diyorum. Hangisi şimdi böyle sorulunca insanın aklına bir şey gelmiyor ama tamam aynen ya da hayır, evet o kelimeler. Tamam. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, kullanıyoruz. En çok. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Genelde ben ne yapıyorum kelimesini kullanıyorum. Ne yaptı? Selamun aleyküm. Merhaba. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? En çok kullandığım kelime. İyi bir soru sordunuz cevabı. Çocuklara yapma diyordunuz mutlaka. Buyurun, hoş geldiniz. Gün içinde en çok kullandığınız kelime. Küfür. Şükür, elhamdülillah. En çok kullandığınız kelime. Hoş geldiniz, buyurun. Nasılsın? Ne yaptın? Merhaba oluyor, çok telefonla konuştuğunuz için. En çok kelime. Yeter artık. Geliyorum. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ya. Merhaba, selam aleyküm. O da benden, selam aleyküm diyorum ya. Buyurun. Evet. Ayıp olur ya. Aşkım. O fazladır. Gün için en çok kullandığım kelime, yapmayın. Onu her zaman tamam, diyoruz. Olur. Yani. Tamam demezsek zaten hayat çekilmez. Yani illaki tamam diyeceğiz birbirimize karşı. Mutluluk olsun. Of çok sıcak. Ne bileyim bilmiyorum. Saçma oldu biraz ama. Ne yapıyorsun mesela? Üçünden çok kullanıyorum. Ne örüyorsun derim. Anladınız kelime. Evet. Çocuklarla konuşurken herhalde yapmayın işte.